Erdoğan İsrail'in özellikle Orta Doğu'da, Filistin'de ya da çaresiz Müslüman topluluklara yaptığı zulüm karşısında sesini en gür yükselten ve karşı duran lider olarak bu coğrafyada ki Müslüman topluluklar arasında büyük popülariteyi yakalamış durumdayken bunu nasıl kabul edeceğiz? Evet, nasıl söylersiniz? Bu söylediğiniz sizin Sayın Başbakan'ın aksiyonu değil. Sizin bu söylediğiniz hem Siyonizmin böyle yapmasına müsaade etmesi, istemesi. Çünkü ortada bir saadet korkusu var. Ya saadet gelirse, saadetin gelmemesi için Türkiye'deki inançlı insanların AKP'ye oy vermesi lazım. AKP'ye oy vermesi için şimdi bu söylemiş olduğum ırkçı emperyalizm stratejisini değiştirdi. Eskiden buna başörtüsünden bahsetmeyeceksin ha, Müslüman ülkelerle münasebet kurmayacaksın, alışveriş yapmayacaksın diye talimat veriyordu. Yoksa sen benden gizli şeriat mı getireceksin diye bundan şüpheleniyor ve bunlara göre talimat veriyordu. Fakat Türkiye yavaş 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 aslına dönmeye başlayınca milli görüş çalışmalarıyla bu sefer stratejisini değiştirdiler. Kendileri bu millete inanmış evlatları AKP'ye oy versinler diye talimat veriyorlar. Diyorlar ki şimdi sen daha çok Müslümanlara taviz vereceksin. Suriye ile vizeleri kaldıracaksın. Sizin bu söylediğiniz buyurduğunuz hususlar bunu yapıyor. O söylemiş olduğunuz one minute, o bizim Çağlayan mitingimizin yansımasıdır. Bizden korktuğu için bu söylediğiniz şeyler de şimdi bu gördüğünüz gibi İsrail aleyhinde yapmış olduğu konuşmalarda seçim geliyor. Bizden korkunun alametidir. Kendi aksiyonu değildir. Çünkü bu geçirmiş olduğu 8 sene esnasında tamamen ırkçı emperyalizmin kontrol altına aldığı apaçık ortaya çıkmıştır. Ve büyük bir cemaatini kaybetmiştir. Onu tekrar kazanabilmek için onların müsaadesiyle. Çünkü bu onlara lazım. Bunlar kendisine yaptırılmaktadır. Müsaade ediliyor, böyle oluyor.